Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Fitness serilerine devam ediyoruz sizlerle. Bugün sizlere acayip bir kol programı göstereceğim. Mesela cidden acayip ama. Evet, bugün dumbbell kol egzersizlerini sizler için derleyeceğim arkadaşlar. Muazzam bir program. Çok sevdiğim, severek de yaptığım tatillerde, fitness imkanı olmadığında ve gençlik dönemlerinde, yani böyle 19-18 yaşlarında yapmış olduğum bir program. O zaman tabii ki para yok, imkan yok. Bir dumbbellımız vardı evde. Ne yapıyorduk? Onunla full çalışıyorduk. O yüzden kol genetim bu kadar iyi diyebilirim. Gerçekten çok yoğun çalışıyordum o zaman da. Şimdi sizlerin kollarınızı 45 santim yapmayacağız. Ama 45 santim gibi göstereceğiz. Nasıl mı oluyor peki bu? Böyle kulağıma geliyor. Nasıl yapacaksın abi bunu? Şöyle söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki de evde böyle çok yüksek ağırlıklar kolay kolay bulunduramıyoruz. Zaten ateş pahası ikimizin. Ağırlığı kiloyla satıyorlar. Pardon. Kiloyu kilo bazında satıyorlar ağırlık, değil mi? Öyle Türkçesi daha düzgün oldu. O yüzden çok pahalı olduğu için minik kilolarla biz dezavantajı avantaja çevireceğiz. Nasıl mı? Konsantre yaparak, yani izometrik çalışarak, böyle hissederek ve bunu tekrar sayılarına bağlı olarak değil, süreye bağlı olarak yapacağız. Bu kadar basit. Hemen diğer önceki antrenmanları hatırlayalım. Tabata egzersizlerini hatırlıyorsunuz değil mi? 40 saniye antrenman, 10 saniye, 20 saniye dinlenme. Bugün de öyle bir şey yapacağız. 40 saniye aktivite, 20 saniye dinlenme, toplamda 11 hareket. Ön kol ve arka kol olmak üzere. Dinlenme molası çok kısa olduğu için ve tekrar sayılarımız yüksek olduğu için yakacak. Ve yakmasıyla beraber nasıl? Onları hissedeceğiz her bir şeyimize. Şimdi 5 kilo ile 7 kilo ile hocam kol kası 45 santim görünür mü? Görünür arkadaşlar. Nasıl oluyor biliyor musun? Ben 70 kiloyum. 70 kiloyum, kolum 40 santim. Maksimum pump onda 45 santim olsun. Ama sıktığımda hacmi definasyon sayesinde, bakın definasyon sayesinde daha iri gösteriyor. Benim arkadaşlarım var 80 kilo, 85 kilo, 90 kilo. Yanıma geldiğinde sırıtıyorlar. Abartmıyorum. Sırıtıyorlar yanımda ya. Niye? Çünkü ben defineyim. Ben daha parçalı duruyorum onlarda. Onlarda bir çöp kamyonu vücudu var. Ben suratlarına da söylüyorum. Çekinmiyorum şu şekilde. Göbek bu kadar. Kol olmuş 50 santim. Bok. Çükünü göremiyor. Yani o kolun 50 santim olsa ne yazar ki? Umurumda değil. Biz fonksiyonel bir vücut istiyoruz. Konuşamadım. Fonksiyonel bir vücut istediğimiz için de az kilo, çok tekrar, hissederek, inanarak yapacağız bu egzersizi. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz o zaman. Evet, bahsetmiş olduğum gibi süreli olduğu için kendimize bir timer indiriyoruz. Bu Donk diye geçiyor. Boxing Round, Interval Timer, birçok serisi var. Kendinize ücretsiz bir şekilde Google'dan, Google App Store'dan veya Apple App Store diye geçiyor değil mi? İkisinden indirebilirsiniz. Ücretsiz programları mevcut. Süremiz 40 saniye aktivite, 20 saniye dinlenme. Toplamda da 11 hareket olduğu için 11 hareketi de ayarlıyorum. O beni zaten sürelendirmede yönlendirecek. Benim tek konsantre olmam gereken hareketimi doğru yapma ve süreme odaklanma. Okey? Bu kadar basit. Hazır olduğumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 11 hareketimiz. Kilolar hakkında konuşmam gerekirse, eğer imkanlarınız varsa kapasitenize göre kilolarınızı belirleyin. Ben mesela bu antrenman programı için kendi adıma kas kondisyonu, kendi kondisyonum ve aynı zamanda gücüme göre 5 ve 7.5'un bana uygun olacağını düşündüm. Onu da yapabilirim ama çok zorlar. Bazı hareketlerde gereksiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden hissederek zamanla arttırabilirsiniz. Baktın hafif geliyor, arttır. Kilon varsa neden olmasın? Hani gidip aynı kilolar 5 kiloyla takılı kalma. Ama uç noktalara da gitme. Hareketi vücudundan çalmayan anlatmak istedim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ağır yap, evet güzel, seni bu geliştirecek. Ama ağır yaparken de hareketi götünden başından çalma. Düzgün yap, iyi yap, hisset. Başlıyorum abi. Tabii ki antrenman öncesi her zaman olmuş olduğu gibi açma ve germe egzersizini yapmayı unutmayınız. Tatlı böyle ısınmalar. Kollarınızı, bileklerinizi açın, yuvarlayın. Ben yaptım zaten. Ben hep yanıyorum çünkü. Hep atıştayım, hep yanıyoruz baba. Öyle mi? Okey. İlk antrenman programımızda dumbbell curl ile başlıyorum. Bunu 7.5'da tercih edeceğim. 7.5 dumbbell curl. 4, 3, 2, 1, başla. Bak. Kollarım vücuduma yapışık. Görüyor musun? Tamamen bisepslerime odaklı çalışıyorum. Çekiyorum. Kollarımı tamamen bırakıyorum aşağı. Nefes alıp içeri doğru squeeze, yani sıkıştırıyorum. Sıkıştırmak çok önemli. Zaten adı yani kas, kasmak.
Ne kadar iyi kasarsan o kadar iyi yoğunlaştırıyorsun. Of, fena yemiyor bu arada. Nefesi unutmayın, konsantre olun. Tatlı bir müziğinizi açın, gaza gelin böyle, coşun. Güzel. 20 saniye dinlenme. Dinlenme molalarında açın kollarınızı, bisepslerini uzatın, kaslarınız rahatlasın. Anlatabiliyor muyum? Şöyle rahatlayın. Şimdi kickback yapacağız. Kickback yaparken itiş yapıyorum. Kollarım vücuduma yapışık tamamen. Ve ağırlığı sonuna kadar itiyorum. Bununla ben 5 kiloyu tercih edeceğim. İttim. 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 Görüyorsun bak. İtiyorum. Sonuna kadar. Evet. Bam. Bam. Canınız acıyacak. Yorulacaksınız. Ama mükafatı büyük. Kalbinizin acımasından size şişman 30 santim kolun var memelerinden daha iyidir, emin olun. 30 santim kol deyince Tunç aklıma geldi. Oo, fena yandı. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi burada itiş yaparken gördüğünüz gibi kolumu tamamen burada bekletiyorum, tamam mı? Sonra yavaş indiriyorum. İtiyorum. Yavaşlayın. Konuşamadım, çok iyi. Şimdiki hareketimiz hammer curl. Bak, kolum yine sabit. Vücuduma yapışık. Tamamen dirseklerinden kırıp göğüs hizama getirip yavaşça bırakıyorum. Negatifte de mümkün olduğunca tutmaya çalışıyorum. Bu aynı zamanda sizin kas kondisyonunuzu geliştirecek. Asiktir ya, çok fena yanıyor. İşte bu. Bugün biraz yorgunum. Sabah çok erken kalktım. 4.30 gibi. Ama yine de siz değerli takipçilerim için uykusuz da olsam, yorgun da olsam her zaman video çekerim. Kendinize şöyle bir bench bulabilirseniz, koltuğunuz olabilir, mat olabilir, fark etmez. İlk bir şey. Yatmamız için iyi olur. Çünkü bazı hareketlerimize uzanmamız gerekiyor ve oturmamız gerekiyor. Örneğin şu anki hareketimizde olduğu gibi. Yatıyoruz. Bu düz bir yer de olabilir, yere de yatabilirsiniz. Yeter ki yumuşak bir şey olsun yerde. Tamamen anlama. Bakın, dirseklerim tavanı gösteriyor. Anlama indirip kaldırıyorum. Tekrar sayısı yok. Süre odaklıyız. Anlaştık mı? Açılmayacak böyle. Tamamen her yer tavana bakıyor. Avuçlarımız anlamıza bakıyor. Yandı. Çok güzel. Dinleniyoruz. Bir arka kol, bir ön kol. Bir arka kol, bir ön kol. Şimdiki egzersizimiz biraz farklı. Kafa karıştırabilir. Şöyle telefonu koyayım. Birebir göreyim. Son 4 saniye. Dumbbell'larımı alıyorum, 5 kilolarımı. Dumbbell curl yapıyorum. Çeviriyorum. Hammer'dan indiriyorum. Hammer kaldırıyorum. Çeviriyorum. Avuç içi indiriyorum. Bazı bodycilerin hoşuna gitmiyor bu program. Neden biliyor musun? Çünkü öteyim ya. Onlar iki kaldırı ağır. 5 dakika sohbet etmeye çok alışık oldukları için. Bu tarz programlar yürek ister. Kondisyon ister. Güç ister. O yüzden eleştirirler. Pek de sevmezler. Siz onlara kulak asmayın. Özellikle başlangıç aşamasında olan kişiler için. 1-1-10 numara bir program. Tekrar bir arka kol hareketine geçiyoruz. Kulağıma yakın tutuyorum bisepsimi. Dirseğim tavanı gösteriyor. Ve itiş yapıyorum. Ense köküme kadar indiriyorum. İtiyorum. İt. Her bir itişi nefes boşalt.
Tempomu kendin ayarla. İster hızlı yap, ister yavaş yap, hisset. Ama hissetmen daha iyi olacak senin için. Dizi sık zambala. Sık. Yak. Yansın. Dinlendiriyorum kolumu, sallamıyorum. Bakar mısın? Şimdiden pump oldum. Diğer kola geçeceğiz. Evet. Yansın. Videolarda buna one arm French press miydi bu? Evet. İt. İt. Çok zorlandığınızda baktım kalkmıyor. Parmağına destekle abi. Destekle. Çok az ama minik. Minik sanki veriyor da vermiş aslında. Vermiyor arasında. Böyle amaç setini bitirmen ve odaklanman. Ama yapacağınıza inanıyorum. İşte bu be. Şimdi tek kollu hareketlerimizi bitirdik. Ne yaptık? French press yaptık. Şimdiki hareketimiz ne olacak? Dumbbell konsantrasyon. Oturuyoruz. O yüzden dedim oturacak bir yere ihtiyacımız olacak gibi. Bu sandalyede olabilir sizin için. Dirseğimi tam bacağımın iç kısmına dayadım ve çekiyorum. Sonuna kadar bırakıyorum. Çekiyorum. Tamam? İçeri doğru şöyle hafif bir kıvrım verebilirsiniz. Avucunuz şöyle tatlı bir dışarı bakabilir. Burada bisepsiniz biraz daha odaklı oluyor. Bak kesime bak şimdi. Gördün mü? Bu. Yumurtayı veren şey bu. Acayip bir harekettir. Mümkün olduğunca yavaş bırakın. Hissedin. Şu an cayır cayır yanıyor. Bir saniye kol değiştireceğiz. Of, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. On saniye. Nasıl, iyi hissediyor musunuz? Beğendiniz mi programı? Şimdilik. Düşüncelerinizi yazın. Eğer hissedemiyorsanız, yapamıyorsanız bir şey bizimle paylaşın. Altta yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarız. Ne yapmamız gerekiyorsa. Belki yanlış uyguluyorsundur. Belki kilon doğru değildir. Belki de sana uygun bir program değildir. Evet. Dokuzuncu hareket de bitti. Şimdi yedileri alıyorum. 7.5. Dumbbell curl hold. Bekliyorum 40 saniye boyunca aynı pozisyonda. Bu çok farklı bir program. Bahsetmiş olduğum gibi doğal. Doğal kas isteyenler için. Evet, acı çekeceksiniz. Bak gerçek diyorum, acı çekiyorum. Acı çekeceksiniz ama mükafat da büyük. Sonuç kaçınılmaz. Biz ilaçla yapmıyoruz vücudu. Tavuk pilavla yapacağız. Adana dürümle yapacağız. Acıyla yapacağız. Tamam mı? Acı çekerek. Şalgam içerek. Yandı. Kondisyonu. Biz bunu dövüş antrenmanlarında çok yapıyoruz. Dumbbell'ları alıp böyle tutuyoruz. Omuz kaslarımız kondisyonu artsın diye. Oksijen seviyesi artsın diye. İnanın. İttim. Bekledim. Son hareketimiz. Pes etmeyin. Dayanın. Tir tir titriyor. Canım acıyor ama hoşuma gidiyor. Psikopat mıyız biz?
kadar basit. Evet. Görmüş olduğunuz gibi zor ama bir o kadar da keyifli bir antrenman programı. Umarım videomuzu beğendiniz. Bu antrenman programını haftanın bir günü uygulamanız sizler için yeterli olacak. Çünkü diğer bölgelerde çalışırken zaten kollarımız pasif olarak çalışıyor. Tamam. Bu noktada daha fazla kol çalışmanın bir anlamı yok. Zayıf olduğunuz bölgelere odaklanın. Ama zayıf bir kolunuz varsa haftadaki günde çalışabilirsiniz. Toplamda da 2 set yapmanız sizler için makul olacak. Şu an yani ikinci sete girecek böyle gerçekten böyle bir 5 dakika bir pauz vermem lazım ki ikinci sete hazırlanabileyim. Gerek kondisyon gerek kolun kondisyonu olarak şu an bayağı bir pump yaşadım. İyi bir dinlenmeye ihtiyacınız var. 5 dakika dinlenin, bir set daha yapın bunu. O zaman sonucunu da bana yazın, tamam. Umarım videomuzu beğendiniz. Bu abone olmayanlar daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.